Biraz evvel Sazova beldemizdeydik, Sazova mahallemizdeydik. Oradaki pamuk üreticileriyle sohbet etme şansımız oldu. Pamuk hasadı bölgemizde başladı. Ancak hasat etmekte olan üreticimize bir dokunduk, bin ah işittik. Geçen sene tonu pamuğun 4500 liraydı. Bu sene pamuğun tonu 3200 lira. Fiyatlar neredeyse %40-%50 arasında azalmış durumda. Mahsulün fiyatı azalmışken maliyetlerimiz %70 ile %100 artmış. Elektrik maliyeti, gübre maliyeti, bilhassa ilaçlama maliyetleri oldukça artmış durumda. Üreticimizin bu şartlar altında para kazanması imkansız. Zaten kötü bir sene geçirdi. Domatesde, kavunda, karpuzda kötü bir sezon geçirdi. Üzerine bir de bunların üzerine pamuktaki yaşanan bir hüsran ne yazık ki üreticimizi iyice kederlendirmiş durumda. Biliyorsunuz daha önce bunu gündeme getirmiştik. Geçtiğimiz yılın pamuk desteklemeleri iki taksit halinde parça parça daha geçtiğimiz günlerde yatırıldı ve kırpılarak kesintilerle yatırıldı. Çünkü desteklemeye bahis olan dekar başına 650 kilogramlık bir pamuk miktarı varken bu 500 kilograma indirildi. Yani fiiliyatta 80 kuruş olan destekleme 60 kuruşa indirilmiş oldu. Bundan zaten çiftçimiz oldukça büyük sıkıntı yaşadı, zarar etmiş oldu ve şu anda çiftçimiz, Akhisar'daki çiftçimiz, Sazova'daki, Beyoba'daki pamuk üreticimiz hasat etmekte malını, ancak henüz ne kadar destekleme alacağını, henüz pamuk priminin ne kadar olacağını ne yazık ki bilmemekte. Burada bu trajik fiyat düşüşünden dolayı ve artan maliyetleri göz önünde koyarsak, yıllardan beri 70 kuruş ile 80 kuruş arasında olan pamuk priminin bedelini artık çiftçimizin masraflarını karşılamayacağı aşikardır. En az 2 TL olması gerekmektedir. Ve burada şöyle bir durum var. Ocak, Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında açıklanması gereken desteklemeler henüz açıklanmadı. Önemli bir belirsizlik var. Biz buradan Tarım Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eğer bizim çiftçimizin üretmesi için, ki özellikle pamuk üretmek zorundayız. Çünkü biz evet dünyanın önemli pamuk üreticilerinden bir tanesiyiz ama aynı zamanda önemli bir tüketici konumundayız. Dünyada en fazla pamuk ithal eden 4. ülke konumundayız. Her sene yüzlerce milyon dolarlık bir kaynağımız yurt dışına gitmekte. Bizim pamuk üretimimizi arttırmamız gerekirken eğer bu desteklemeler zamanında açıklanmaz ve verilmez ise ve beklentinin altında kalırsa şayet önümüzdeki yıllarda pamuktaki ithalata bağlılığımız daha da artacaktır ne yazık ki.